Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel ve genç oyuncu olan Ahsen Eroğlu hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanıyacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorum kısmında da fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Yorumlarınızı dikkate alıyor olacağım. Beğendiğiniz ünlüleri de merak ettiğiniz ve beğendiğiniz ünlüleri de yorum kısmında belirtirseniz daha fazla video ile karşınızda olmaya çalışacağız. Beğendiğiniz ünlülerin de videolarını yapmaya çalışacağız. Şimdi videoya geçebiliriz. Güzel oyuncu Ahsen Eroğlu 27 Ekim 1994 tarihinde Çorlu'da dünyaya gelmiştir. 1.65 boyundadır. Akrep burcudur. Ahsen Eroğlu ailesi hakkında şu bilgileri vermiştir. Ailem yurt dışında yaşıyor. Anne ve babam her konuda destek, güzel ilişkilerim var. Ben babamla günde neredeyse 25 kez konuşuyorum. Aile ilişkilerim hep sıkı ve güven vericiydi. Kendimi bildim bileli tüm aile fertlerim hep bir şeylerle meşgul ve bu çalışkanlık da kendi içinde bir disiplin getiriyor. Bu disiplini her şeyden önce ailemden aldığımı düşünüyorum. Özellikle annem bu konuda bana her zaman örnek olmuştur. Bu düzene alıştığım için her işimi kendim görüyor, sorumluluklarımı daima yerine getiriyorum. Şanslıyım ki bu disiplin beni oyunculuk mesleğine biraz daha hazır hale getirdi. Çünkü sanatın her dalında olduğu gibi oyunculuk da ciddi bir disiplin gerektiriyor demiştir. Ahsen Eroğlu çocukluk yıllarını da şöyle anlatmıştır. Neşeli bir çocuktum. Onun 10-12 yaşlarındayken evde kalabalığa yakalandığım her an herkese kovalayanları güldürmek hoşuma gidiyor. Bir süre sonra ayna karşısında mimiklerimle oynamaya başladım. Böylece yapmak istediklerimin arasına yeni bir şey daha eklenmiş oldu. İzmir'de okurken oyunculuğun nasıl bir meslek olduğunu öğrenmek için film setlerinde gözlem yaptım. Sık sık oyunlar izledim, oyunculuk üzerine kitaplar okudum, yurt içinde ve yurt dışında oyunculuk eğitimlerine katıldım. Kendimi geliştirerek ve acele etmeden ilerledim ve ilerliyorum diyerek çocukluk döneminden beri oyunculuğa ilgisinin olduğunu anlatmıştır bizlere. Ahsen Eroğlu eğitimini Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nda tamamlamıştır. Daha sonra Sahne 3 Mota çatısı altında oyunculuk eğitimi almıştır. Hayatının dönüm noktası olarak anlattığı olay ise Ege Üniversitesi TV sayesinde medya sektörüne ilk adımımı attım ve işin mutfağında bulunmak oyunculuğa dair fikirlerimin gelişmesini sağladı. Gerçekten yetenekli olup olmadığımı anlayana kadar kamera karşısına geçmekten kaçındım. Birkaç reklam işinden sonra ilk ciddi oyunculuk deneyimim geldi. Onu bir başka dizi takip etti. İçinde bulunmaktan çok keyif aldığım projelerle oyunculuk serüvenim devam ediyor diyerek oyunculuğa nasıl adım attığını ve hayatının nasıl bir aşamada değiştiğini bizlere anlatmıştır. Oyunculuğa ilk adımını 2015 tarihinde Bir Modern Habil Kabil Hikayesi isimli dizi de atmıştır ilk adımını. Daha sonra yıldızının parladığı proje ise Kuzgun dizisiyle olmuştur. Kuzgun dizisinde canlandırdığı Kumru Cebeci karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış ve başrol teklifi almaya başlamıştır. Ahsen Eroğlu'nun düşünce yapısı kendi anlatımıyla şu şekildedir. Kendimi olgunlaşmış, biraz daha tecrübe edinmiş ama içimdeki heyecanı hiç kaybetmemiş genç bir kadın gibi hissediyorum. Bu genç kadını kaybetmeden mesleğimde ve tutkularımda ilerlemek için elimden geleni yapıyorum demiştir. Ahsen Eroğlu hayran olduğu kişileri de şöyle açıklamıştır. En çok beğendiğim Türk oyuncular Fikret Kuşkan ve Zerrin Tekindor. Fikret Kuşkan'ı izlerken ağzından ne çıkacak diye merak ettiğim oyunculardan. Zerrin Tekindor da idollerimden biri. Yurt dışında ise Meryl Streep demeyen yoktur sanırım. Ve ben de o furyaya katılıyorum diyerek hayran olduğu kişileri açıklamıştır bizlere.
Hayata dair bakış açısını ise şu sözlerle açıklamıştır Ahsen Eroğlu. Şöhret hayatımı değiştirmedi. Gerek 12 yıllık voleybol kariyerimde, gerek akademik geçmişimde başarı ve buna bağlı popülerite hep vardı. Başarılı olmak ve onun getirdiği popülerlik beni o zaman da değiştiremedi. Şimdi de. Yani olduğum gibiyim. Sevimli ve güzel olmak yerine saygı duyulan, etkileyici biri olmayı tercih ederim. Ne yaparsam yapayım, en iyiye ulaşana kadar durmayan bir yapım var. Oyunculuğa başladıktan sonra değişen tek şey yolda yürürken insanlarla tatlı tatlı bakışmak ve vakit varsa sohbet etmek oldu diyerek hayata dair bakış açısını ve oyuncu şöhret olduktan sonraki yaşantısını bizlere güzel bir biçimde açıklamıştır. Mesleği hakkında da şunları söylemiştir güzel oyuncu. Oyunculuğun hayatıma sürekli bir yenilik, canlılık ve ışıltı getirdiğini düşünüyorum. Mesleğim insanı dinç ve sağlıklı kılıyor. Olmazsa olmaz ama zor tarafı ise bir süre sonra hazdan kopuyorsunuz. Girdiğiniz her ortamda gözlem yapmak, izlediğiniz her oyunda, filmde veya dizide bir ilham aramak keyif almayı imkansız hale getirebiliyor. Bir nevi insanların kafa dağıtmak için yaptığı aktiviteler bizim mesleğimizin bir parçası oluyor diyerek mesleğinin iyi yönlerini ve kötü yönlerini bizlere açıklamıştır. Güzel oyuncu kariyeri hakkında da şunları söylemiştir kariyer planlaması hakkında. Delilik sınırında karakterleri oynamak ilgimi çekiyor. İlerleyen zamanlarda tiyatro sahnesinde de var olmak istiyorum. Tiyatro en büyük arzum ve aynı zamanda en büyük korkum. İlk fırsatta yapmayı çok istiyorum. Ümit Çırak ile birlikte hazırlanıyoruz tiyatro projelerine. İçimdeki enerjinin patlamayı beklediği yer tiyatro sahnesi diyerek tiyatroya karşı büyük bir özlem duyduğunu dile getirmiştir ve orada olmak için sabırsızlandığını söylemiştir. İlk edişini hakkında da şunları söylemiştir. Güzel oyuncu, hızlı kararlar almamız gereken bir iş yapıyoruz. Karakter analizi ve edition metni geldiğinde hemen analiz edip orale girmek gerekiyor. Sabah gelen edition'a bir gün boyunca aralıksız çalıştım. Gecenin bir yarısı menajerimle birlikte çektik. Hunharca ağlamam istenmişti. Kayda girdik ve tüm gücümle odaklanıp ağladım. Çıktıktan sonrasını hatırlamıyorum diyerek ilk edition'ını bizlere anlatmıştır güzel oyuncu. Sette yaşadığı en komik ve en absürt hatasını sorduklarında ise güzel oyuncu şunları anlatmıştır. Tüm ekip hazır ve kayıttaydık. Yürümeye başladım. Partnerime bir adım kala yere kapaklandım. Kimse kestik demedi. Ben de oyunu yerde vermeye devam ettim. Sahneyi kaydettik. Rol arkadaşım muhteşem bir ciddiyetle oynadı. Neden kesmediklerini sonradan anladım. Başından beri kadraj dışıymışım. Diyerek komik sette geçirdiği komik bir anısını bizlerle paylaşmıştır. Hobilerini ise güzel oyuncu şöyle anlatmıştır. 4 yaşımdan beri çizim yapıyorum. Kendime oyunculuktan sonra en yakın hissettiğim alan resim. Sanatın birçok koluna ilgim var. Özellikle resim tutkum çok ön planda. Tarzım her geçen dakika evriliyor. Yakın zamanda teknoloji ve yapay zeka gibi konuları takip eder oldum. Özellikle resim sanatının gelecekte nereye evrilebileceği ile ilgili büyük merak içindeyim. Bu nedenle de aslında günümüzde yaşayan ve üreten ressamlarla çok fazla haşır neşir olmaya başladım. Sosyal medyada geçirdiğim zamanın %90'ı sanat hesaplarını, yeni tabloları ve teknikleri keşfetmekle geçiyor. Her incelediğim eser gözümü biraz daha geliştiriyor ve henüz oturmamış olsa da gelecekteki tarzımı biraz daha şekillendiriyor. Evde çok bulunamadığımdan kağıt veya tuvale çizmeyi özlesem de daha çok tablet üzerinde dijital çizimler üretiyorum. Ayaklar ve eller, modları yansıtan uzuvlar, deforme olmuş bedenler, aykırı renkler ve Matisse'nin tarzına yakın çalışmalar bu ara parmaklarımın arasından geçiyor diyerek hobilerinden bahsetmiştir bizlere. Güzel oyuncu Ahsen Eroğlu hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Umarım hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler.